Ağrı Alioğlu konusuna geçelim. Valla son bir haftadır Yavuz Ali Ali Ağrıoğlu'nu konuşuyoruz, Ağır Alioğlu'nu konuşuyoruz. Ee, geçen hafta Çarşamba akşamıydı, yine bu akşamda Mecliste basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Ee, HDP'nin aday çıkarmama kararına terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam diyerek tepki gösterdi. Hafta sonu sosyal medyadan bu vebale ortak olmayacağım ifadelerini kullandı. Biraz böyle istifa sinyali verdi. Dün akşam bir gazeteciye yarın istifa edeceğim. Akşenerle vedalaşıp helalleşeceğim dedi. Ancak Meral Akşenerle görüşmedi. Ardından görüşemedi çünkü Akşener randevu vermedi. Ardından da Arolio'nun istifa mektubu basına sızdı. gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum dedi istifasında. Ve bugün de bir basın toplantısı düzenledi. Diyor ki siyasi mücadelem içinde partim ve partimin adiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım. Partimin oldu bittiyle karşı karşıya bırakılmasına itiraz ettim. Adaylığa da başvurmadım. Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim bize dayatılan bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. Yani istifa kararını. İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Partimdeki arkadaşlarım beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Mücadele edeceğiz ama devlet millet düşmanlarına da tebessüm etmeyeceğiz. Siyasi rekabet edeceğiz ama çocuklarımızın katillerinden de bir şey ummayacağız basın toplantımdan sonra şehit ailelerinden dua, Pensilvanya ve Kandil'den beddua aldım. Kime oy vermeyeceğimi söyledim, kime oy vereceğimi söylemedim. Milletle beraber bize vaat edilenlere kulak kesileceğim. Kime oy vereceğime de öyle karar vereceğim. Başka bir partiye geçecek misiniz diye soruldu. Bir teklif görüşme olmadı. Benim böyle bir gündemim yok. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Ersin Tatar'a saldırı olmuş bu arada. Londra'da. arabasına saldırmışlar. Öyle mi? Arabasına balyaklarla vurmuş. Onur. Bilgi doğru. Arabasına bir saldırı olmuş. Kendisine direkt değil, doğrudan değil. E, Ersin Tatar KKTC Cumhurbaşkanı. Onu da söyleyelim. Peki, şimdi Alioğlu'nun söyledikleri bunlar. Çok aslında net <laughs> konuşmuş. Yani gayet net ifade etmiş derdini. E, Ya neden geçen hafta değildi şimdi istifa etti? Yani şöyle bir şey mi oldu? İyi Parti'de acaba ağır ölü yolu e, bir İyi Parti'de kendisine taraftar bulmak istedi. Bir hafta bekledi. O taraftarı bulamayınca istifa etmeye mi karar verdi? Ya da İyi Parti ağır yolunu istifaya mı zorladı acaba? Yani nasıl yorumluyorsunuz? Orada asıl sıkıntı şu. Onun sonucu muhtemelen buraya geldi olaylar. Şimdi birçok seçimde seçimin kaderini tayin eden milliyetçi seçmenler olduğu halde seç isterseniz seçim olaylarını inceleyin. Bu net gözükür. Milliyetçi tandanslı seçmen seçimlerde hep çok ihmal edilmiştir. Yani e, mesela hep 2-3 ayrı partiye yönelim gösteriyorlar. Mesela birisi MHP oluyor, birisi İyi Parti. Şimdi biri muhalefette, biri iktidarda. Kaderi milliyetçiler tayin ediyor. Nereden biliyorsun diyeceksin. Hemen örnek vereyim. 2015 Haziran'ında AK Parti 40,5 aldı. Davutoğlu yönetiminde, Sayın Davutoğlu yönetiminde. Çünkü açılım süreci sürüyordu. Sonra birdenbire daha milliyetçi bir politika izlendi. 4 ay içinde Kasım ayında o oy 49 buçuk açtı. Evet. Kim verdi o 10 buçu? Milliyetçiler verdi. Hiç başka bir izah da yok. Şimdi seçimlerde bayağı kaderi tayin ediyorlar milliyetçi tandans seçmen. Ama en çok da onlar ihmal ediliyor. Ama onlar hep ikinci planda kalıyorlar. Ve buna çok tepki veriyorlar. Kızıyorlar. Yani buna bozuluyorlar. Ve tepkilerini farklı farklı dile getiriyorlar. Aslında Sayın Ağır Aleoğlu'nun söyledikleri de ee, o kendi başına söylemiş gibi bir pozisyon çıkıyor ortaya ama onun gibi söyleyebilecek, oraya çıksa o aynı laf edecek yüz binler var. Milliyetçi da olup da. Ama çok yalnız kalmış gibi bir durum yok mu? Şimdi politik olarak partisi bir yöne gitmiş. Artık bilmiyorum o, on, orada bir dengeler var. Partisinin aldığı pozisyonda e, elbette sıkıntı vermesi bakımından parti tedbirler almıştır. Sonuçta çünkü partiniz bir, e, bir şekli, bir pozisyon alıyor. Artık bir yola giriyor. O saatten sonra onu sarsabilecek şeyler partiye sıkıntı verir. Onun tedbirini partiler, partisi almıştır. Ama burada sıkıntı şu. Konu seçmene algı olarak nasıl yansıyor? Benim demin anlatmaya çalıştığım o. Aslında o yüzden konuşuyoruz burada da. İki kişi beş kişi yüzünden konuşmuyoruz olayı. Dolayısıyla orada yaşanan olayda Aynı şey İyi Parti'nin seçmeni için de geçerli. Şimdi İyi Parti evet merkez sağ seçmen de oy veriyor ama milliyetçi seçmen de oy veriyor. Hangi milliyetçi seçmen? Hatırlayın 2015'te MHP'nin oyu 16 buçuktu. 17'ye yakındı. <laughs> 16 buçuk olan bir oy milliyetçi oyların bir kısmı muhalif olarak yapılanmıştı. Yani zihniyet olarak, algı olarak, sosyolojik olarak. İyi Parti kurulunca ve muhalif safta yer alınca o seçmen oraya yöneldi. Yani İyi Parti'nin seçmeni sadece merkez sağ değil. Milliyetçi bir seçmeni var. Bu seçmenin de bir duruşu var, tavrı var. Çok ses etmiyor. Ama hem MHP'nin tavrı bakımından hem İyi Parti'nin tavrı bakımından sürekli ikinci planda kalmak rahatsız ediyor bu seçmeni. Halbuki seçimi de çoğunlukla yani önceki seçimlere de bakın. Rahmetli Özal'ın dönemi, Demirel'in dönemi, rahmetli Ecevit'in mesela Ece Apo'yu yakalayıp buraya getirdiler <laughs> diye üçte birini çıktı 99 seçimlerinde. Sebebini inceleyin. Apo'nun yakalayıp yakalanıp şey, Öcalan'ın getirilişidir. Ya, yani seçmen açısından değil de ben Ağır Aleoğlu açısından hmm. baktığınız zaman yani şu, neden, neden istifa? Bekledi. Ya istifa etmesinin nedeni ne? Yani şimdi bir çıkış yapıyorsun. Aradan bir hafta geçiyor. Yani ne bekledi o bir haftada kendisine taraftarların Anladım. olacağını beklediği partisinden bir şey Meral Akşener'in masadan kalkacağını mı düşündü? <laughs> ne bekle, ne umdu? Neyi bulamadı ki istifa etti? Şimdi bir şey umduğunu sanmıyorum da. Söyle açıklamayı yaparken bile. Ama burada şu görünüyor. Yani ilk tespitimi söyleyeyim. Gerek partisi, gerek kendisi. Karşılıklı bir kötü polemiğe girmeden bu işi çözdüler. Bir kere bu dikkatimi çekti önemli. Doğru. Çünkü bizde Türk siyasetinde şöyle bir kural var. Yani birisi bir problemli bir yöne mi gitti? O kıyamet kopar. O sallar öbürü sallar birbirlerine zarar verir. Bizde ayrılıklar hep çirkin olur. Yani onu demek istedim. Şimdi Burada bugün, bugün edebi <laughs> ve dik üzerinden konuşuyoruz. Bir de en sevdiğim şey ya, yemin, edebi yaşamlar yaşamlar ile, aç filmiyle bitirirsek <laughs> hiç şaşırmayacağım. <laughs> Şimdi öyle değil midir abi? Çirkin boşalmalar ülkesiyiz ya. Yani Evet pardon. Evet. Genetik olarak yani bozkır kökenli olunca biraz hırçın evet, oluyor. Bütün oluyor. Şimdi... E, o yüzden böyle el ele boşanıp da adliyeden el ele çıkan çiftleri yadırgıyoruz. Abi sonuç bu ne önemli, ya diyoruz. Sonuç böyle önemli. boşanma Olsun olurdu. da çirkin olsun, güzel olsun. Netice önemli. Burada yani. o yaşanmadı ama o dikkatimi çekti. O cümleden hareketle, bu cümleden hareketle şunu düşünüyorum. Burada gözleyemediğimiz, anlayamadığımız yani 50 çeşit analiz yapıldı ama bence 51. yapılmayan bir şık var ki ben de yapamadım o 51. analizi. Başka bir olay var, başka bir şey oldu bitti. Bu olaydı. Çö bu olaydı. Bravo. Ben bunu çözemedim çünkü bu kadar dingin gelişmez böyle bir olay. Evet ya. Herkes sakin, herkes anlayışlı, herkes tolerabl. E, ee, Adliyeden el ele çıktılar ya. Heh. Mete Yarar. Direkt bana geç. <laughs> evet. Aşk deyince bana mı geliyorsun? <laughs> Fizikçiler ve edebiyatçılar olduktan sonra bize mi geliyorsunuz? Ben abi e... toleransı demek yerine toleram dedin ya. Toleram şey, demedi. Yani. Tolerans Tolerabli kelimenin tek, kendisi Tolerab tolerabl ise kişiye e, Tabii zaten kelime. o baştaki de bienveni or vardı yani. Yani o gerçekten <laughs> ez, adam bizi kelimelerle eziyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun ya ben çıkmak istiyorum. Ya de yani, ya. tabir Allah aldık. erdofobia Erdofili iki terim çıkardık yani. Evet evet. Bu Sen bu benim amezonu olunca işte. Ya bu öyle. programa böyle aradan girmeye çalışan birisi akşamleyin tekrarını seyretmeye falan kalkarsa arada girdiğinde hani bölüm bölüm <laughs> fizik, kimya, biyoloji diye <laughs> ya <böyle> yavaş <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş gidiyorsun. Edebiyat, edebiyat. Ben arada siyaset konuşuyoruz ama yani onu söyleyeyim yani. Tarihi, teolojiye de girdik bu akşam. ama Teoloji. Ağır Alioğlu olayı. E, o, o teoloji var teoloji ya gerçekten. Var. Teoloji de var. Muhabbeti toplayın diyor. Tanrım. <laughs> Onlar affet. ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onları affet. Evet. Muhteşemmiş. Evet şimdi üstadların arasında konuşmaya çalışayım. <laughs> ee, şimdi Yavuz Aylıoğlu konuşmasının içerisinde ilk konuşmasının esasında aslında Meral Akşener'e ee, yüklenmeden genel anlamda ona yapılanlara ve partisine yapılanlara anlatmaya çalıştı. Bunun arasına da kendi siyasi düşüncesini de koydu. Yani neden itiraz ettiğini de söyledi. Ve bunu yaparken de ilkelerini söyledi. Tek teker ilkelerini e, bahsetti. Bu yaşanan sürecin içerisinde iki şeyi gözlemledi. Geçmişte de aynı şeyi yapmıştı. Ben İnsanların davranış modellerinin geçmişte ne yaptıklarına bakarak da değerlendirmeyi düşünüyorum. Hatırlar mısınız? Bir bir önceki ayrılma süreci gibi bir şey yaşamıştı. Bir tartışma olmuştu hatırlarsanız. şeyi bıraktığında bu genel başkan yardımcılığından alındığı süreçte herkes istifa edecek mi etmeyecek mi söylemi sırasında bir 48 saat kadar telefonlarını falan kapatmıştı hiç görüşmemişti. Daha sonra Meral ile görüştü ve normal yoluna devam etmişlerdi. Ki sert bir konuşması vardı o zaman da. Sert bir üslupla bir çıkışı vardı. Bu sefer de yine aynı şekilde, yine aynı davranış modeliyle bir konuşma yaptı ve gözlenmedi. Partisi kendisine nasıl davranıyor? Parti bu bu söyleme yönetimsel anlamda nasıl sahip çıktı? İkincisi de toplum nasıl sahip çıktı? Bekledi. Bence de doğru yaptı. Siyasetçi olarak doğru yaptı. Ve o gözlemin sonucunda bugün yaptığı konuşmanın içerisindeki metinleri yerleştirdi. Anladığım kadarıyla şunu söylüyor. Tabandan destek aldığını, yani yaptığı davranışın doğru olduğunu ama yönetimsel anlamda destek görmediğini anlattı. Ve bunu da çok da kibar bir şekilde e, oturtturdu yerine. Çünkü e, Yavuz Bey geleceğini de kurgulayan ve bir sonraki seçim hazırlık yapan da bir kişi. Bunu da ilk söylemindeki atıflardan biliyoruz. Evet bir seçim olacak ama iki sene içinde muhakkak bu seçim yenilenecek dedi. Ve gelecek olan seçim e, milliyetçilerin son defa ayrı partiler içinde seçime girecekleri bir seçim de olacak dedi. Siz şimdi bir kurgu yapıyorsanız bu kurgunun içerisine kendinize siyasi hedefler de koymak zorundasınız. Aslında Yavuz Aileoğlu dedi ki, kardeşim ben bu seçimde hiçbir şey istemiyorum. Ben bir sonraki seçimde kendi yerimi şu anda rezerve ettim. Ne Nereymiş orası? Milliyetçi yeni kurulacak, yeni kurulacak, yeni kurulacak. Yani yeni yeni bir milliyetçi parti mi? Evet. Anladığım kadarıyla... Ama o milliyetçileri daha da bölmez mi? <laughs> Şunu söylemiyor ama bölünmüşlük olarak anlamında söylüyor. Belki bir ittifak olarak bir araya gelebilir. Ha. Bazı parti ortaya kalabilir, tek parti olarak tekrar kalabilir. Bütün parti ortadan kalkabilir, üçüncü parti olarak ortaya çıkabilir. Hayır, çünkü sonuçta Yavuz Ağaralioğlu'nun hülyası sizin de ifade ettiğiniz gibi milliyetçilerin birleşmesi hülyası. Yok. Eğer ayrı bir parti kurarsa bu hülyaya hizmet etmez. Apaydı. Şimdi bir bir daha böler mi? Şöyle söyleyeyim. Ee, yine bu söylemin içinde bir şey vardı. Bu seçimde bazı siyasi partiler için büyük hüsran olacak dedi. Yani bazı siyasi partilerin son seçimi dedi. Onu da söyledi. Bazı siyasi Hangilerini kastediyor olabilir? Şimdi onu onu söylemedi. Onun söylemediği bir şeyi e, ben söylemiyim söylemeyeyim ama bazı siyasi partilerin son seçimi dedi. Bir daha seçimde olmayacaklarını düşünüyor. Son İyi parti yani. mi efendim? <laughs> son seçim dedi değil mi öyle? Tabii tabii Bu son tabiri kullandı. Tabii, Hatırlamadım anlamadım da onun için soruyor. Son seçim dedi. Tabii. Bir daha bir dahaki seçimde olmayacaklar. Kendi partisi iyi Hı. Parti için mi söylüyor acaba? Ya yani bilemiyorum. Yani kimi söylediğini kastettiğini bilmiyorum. Ama şunu şu var ki taban desteklemiş. Çok da mutlu. Çünkü e, bugünkü konuşmasına, ilk konuşmasına göre baktığımda şeyinde hiç değişik yok. Özgüvende bir değişik yok. Tavrunda e, tavrında bir değişiklik çizgisinde yok. de yok. Çizgisinde bir değişiklik. Orada yok. neye itiraz ettiyse bugün de aynı şeyi. Aynı şeyi itiraz oluyor. ediyor ve e, konuşmasının büyük bir bölümünü de aynı üslupla devam ettirdi. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Tabanın tavrına çok dikkat etti. Taban ne diyor diye baktı. Taban e, kardeşim senin gittiğin yol doğru bir yoldur dediği anda, gördüğü anda partiden istifa edip beklemeye aldı kendisini ne zamana kadar beklemeye aldı. Çünkü bugün de başka bir şey daha söyledi. Yeni bir siyasi partiye girmeyeceğin. Yani hmm. bildim kadarıyla bir teklif görüşme olmadı. Hı hı. Benim başka bir partiye geçmek gibi bir gündemim yok. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. İşte onu söylüyor. Hmm. Bu, bunu da çizdi ve bunu da ortaya koydu. Önümüzdeki dönemle ilgili. Yani ya. siyasi olarak o gün istifa etse kızar mıydı kimse? Bence kızmazdı. Doğru da diyebilirlerdi. Neden bir hafta bekledi? Ee, ama şehit ölçtü işte. o. Ee, tansiyonu. Tansiyonu ölçtü ama tansiyonu ölçerken asıl ölçtüğü yer tabandı. <laughs> Taban da karşılığım yok mu var mı? Var mıymış peki? Bence var. Nereden anlıyorsunuz var olduğunu da? Onu da memleket partisine bakarak anlıyorsunuz. Çünkü memleket partisine giden oyun o söylemlerle beraber artan bir çizgide. Artmasıyla beraber anlıyorsunuz. Yani siyaset dediğiniz şey e, bence çok analize dayalıyor ve e, Yavuz Bey'in dikkat ettiğim, uzun zamandan beri de profil olarak takip ettiğim kişilerden bir tanesi. Uzaktan bakıyorum yani çok özel bir ilişkim yok. E, duygusal bir şey, duygusal bir siyasetçi. Ama duygusal siyasetçiliğin yanına aynı zamanda beklemeyi de biliyor sabrederek, geri çekilerek de beklemeyi seçiyor. Ben o yüzden beklediğini düşünüyorum. önü açık. Açık ve net söyleyeyim. Ben de aynı şey düşünüyorum. hangi Kim kazanırsa kazansın. Ben seçimin 4, yani 5 yıl sonra olmayacağını düşünenlerdenim.